Trolltunga dağ yürüyüşü videosundan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Norveç'in en tanınmış panoramik noktalarından bir tanesine çıkacağız, Trolltunga'ya. Kime buranın videosunu, fotoğrafını gönderdiysem efsanevi bir görüntüsü var dedi. Buraya benzeyen bir yer var Türkiye'de, Adana Pozantı'da. İsmini şu anda tam hatırlayamıyorum ama ben oraya çıkmıştım. Fotoğrafını ekranın bir köşesine koyuyorum, oradan görebilirsiniz. Saat yaklaşık 21:25. Şimdi çıkmaya başlayacağım. 6 saatlik bir çıkışım var. Çıktıktan sonra zirvede biraz yatacağım. Sabaha karşı birkaç drone çekim yapacağım. Birkaç fotoğraf çekeceğim. Ondan sonra da aşağı ineceğim. Normalde biz bu çıkışı saat 18 gibi yapmayı planlıyorduk. Fakat çok yağmur vardı. O yüzden de biraz gece aldık. Gelmek isteyen olursa aranızda Trolltunga'da 3 tane park yeri var. Biz 2 numaralı parka park ettik. 700 Norveç kronu ödedik 2 gün için. Buraya otobüsle de gelebiliyorsunuz galiba. Ben 2 numaralı parka park ettikten sonra yürüyüşe başlayacağım. 3 numaralı parka gelebilmek için önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. En az 10 gün önceden. 3 numaralı parkta olmanızın avantajı, yolunuz giderken 4, gelirken de 4 kilometre kısalıyor. Yaklaşık 8 kilometre kazanıyorsunuz. Ama eğer ki 3 numaralı parkta yer bulamazsanız, rezervasyon yaptıramazsanız şöyle bir şey de var. Arabayı 2 numaralı parka park edip ondan sonra shuttle'a binip 3 numaralı park yerine çıkabiliyorsunuz. Fakat bunu gece yapamıyorsunuz. Belirli saatleri var. Ona da internetten bakabilirsiniz. Ben mesela o saatleri kaçırdığım için gece çıkacağım. Daha önce hiç gece dağa çıkmamıştım. Bu ilk defa olacak. Hava biraz soğuk olacak gibi. Umarım sorun yaşamam. Kendimle beraber bir tane uyku tulumu aldım. Normalde çadır da vardı. Çadırı almadım çünkü çadır kurma tecrübem yok ve yükümü olabildiğince azaltmaya çalıştım. Normalde kuzenimle beraber çıkacaktık ama maalesef o motive olamadığı için tek başıma çıkacağım ve yükümü azaltmam gerekiyor. Hani mesela biz çıkarken yükün bir parçasını kuzenime vermeyi, bir parçasını ben almayı planlıyordum. O gelmeyeceği için, bütün yükün hepsini de almayı istemediğim için böyle bir yola başvurdum. Umarım pişman olmam. Neyse, yavaş yavaş çıkalım. Çıkarken şu ağaç dikkatimi çekti. Her taraf sonuna kadar yeşillik. Her tarafta dolu dolu ağaçlar varken sadece bu ağaç kupkuru. Herhalde kuruduğu için böyle. Bilenler varsa, botanik bilgisine güvenen varsa yazsın. Şu sol tarafta bir şelale akıyor yine. Her tarafta şelale akıyor. Bir de dağlarda bak, 8. aya girmek üzereyiz. Şu an ayın 30'u, Temmuz'un 30'u ve hala dağlarda karlar var. Bu sular da o eriyen karlardan geliyor. Karların eridiği de şüpheli çünkü hava hala soğuk. Bak mesela şu an yüzüm kızarmış, farkına vardım. Çok fazla soğuk değil ama rüzgar var. 7-8 derece. Kış soğuğu yok ama rüzgar var. Tepeye çıkınca nasıl olacak göreceğiz. Kanalımı takip eden arkadaşlar bilir. Ben doğal güzellikleri paylaşmayı çok seviyorum. Bakın burada yine çok güzel bir şelale gibi bir şey var. Küçük bir nehir, akarsu artık ne dersek. Kayaların üzerinden usulca aşağı doğru sular akıyor. İnsanın şiir yazası geliyor. Şiir yazma yetisi yoksa bile bir şeyler yazası geliyor. Çıkarken sağda solda böyle çıkartmalar görüyorsunuz. Hertha Berlin taraftarı Almanlar asmış buraya. Şurada da Top Steam Peak diye bir şeyler var. Aslında ben de bir çıkartma yapabilirim. Neden olmasın? İlerleyen zamanlarda eğer YouTube işinde ilerlersek kendi markamızı da kurabiliriz. Bu arada 2 numaralı parktan 3 numaralı parka çıkış yolu böyle bir asfalt. Gelen geçen yok. Yürüyen de yok. Benim arkamda 3 tane çocuk vardı. Gözden kayboldular. Artık vaz mı geçtiler? Sanmıyorum vazgeçeceklerini. Dağlara çıkan adam dirayetli olur. Onlar da yavaş yavaş geliyordur. Siz bana bakmayın. Arkadaşlar bu arada 3 numaralı parkın olduğu yere taksiyle de gelebiliyorsunuz. Galiba 400 kron yazıyor. 400 kronsa bir şey değil. 4 kişi olduğunuzu düşünün. Çok fazla bir para değil yani. Park yeri şu yukarıda bir yerde, 3 numaralı park yeri anladığım kadarıyla, tahmin ediyorum. Ama ben burada bir pano gördüm. Trolltunga 10 kilometre diyor. Şöyle panonun diğer bir kısmı da orada. Bu yoldan devam edeceğim. Yani park yerine kadar çıkmayacağım. Muhtemelen park yerinde de başka bir Trolltunga panosu vardır. Ama eğer 2 numaralı park yerinden yürüyerek gelirseniz buradan devam edebilirsiniz. Hemen karşımızda burada hangi kuş türlerinin yaşadığını, hangi bitkilerin yaşadığını belirten tabelalar var. İlgili olduğum konulardan değil. Aranızda ilgili olanlar varsa buraya geldiği zaman bunları da inceleyebilirler. Arkadaşlar yürüyüş yolumuzu size göstermek istedim. Muhtemelen burası İlkbaharda suların aktığı bir nokta ki zaten burada su izlerini de görüyorsunuz. 10 kilometrelik Trolltunga parkurumuzun başlangıcında panolar var demiştik. Böyle haritada da gösteriyorlar. Biz şuralarda bir yerdeyiz galiba. You are here diyor. Aynen buradayız. Devam edeceğiz. Anladığım kadarıyla şöyle çubuklarla devam edeceğiniz yolu işaret ediyorlar. Tabelaların dışında bu çubukları da takip edebilirsiniz. Çıkış yolunda dikkatimi çeken bir şey daha var. Evler var karşıda. Işıkları dayanıyor. Bayağı ama Şöyle saymaya kalkarsak herhalde 15-20 arası. Muhtemelen burada ev kiralayabiliyorsunuz veya oda kiralayabiliyorsunuz. Airbnb'den bir bakınıverin. Belki bir şeyler bulursunuz. Hem bu güzel dağda konaklamış olursunuz, hem de yolunuz kısalmış olur. Yapacağınız yol daha da kolaylaşmış olur. Birazdan hava kararacak. Ben de fenerimi kullanmaya başlayacağım zaten. Arkadaşlar, bu bölümü özellikle Trolltunga'ya çıkmak isteyenler için çekiyorum. İlk başta zorlu oluyor. Sonra böyle düz bir yoldan yürüyorsunuz. Yani ne çok zorlanıyorsunuz ne de çok kolay bir şey. Hani böyle iniyorsunuz çıkıyorsunuz ama düz sayılır. Ondan sonra böyle merdiven gibi taşları koymuşlar. Yavaş yavaş çıkıyorsunuz bunları. Devamında zorlu bir yer olacak mı bilmiyorum. Olursa tekrar filmi alırım. Evet arkadaşlar, videoya burada dahil oluyorum. Çünkü Trolltunga çıkışımın bu bölümünde video çekmeye ara vermiştim. Hava kararmaya başlamıştı ve yolumu bir an önce bulmak istiyordum. Daha önce de bahsetmiş miydim bilmiyorum. Alman bir çiftle karşılaşmıştım. Onları geçtim. Normalde en aşağıda karşılaşmıştık. Belki beraber çıkarız dedik. Onlar benden önce çıkmaya başladı. Ben sonra çıkarken onlara yetiştim. Hatta onları geçtim de. Onları geçtikten sonra ben yanlış bir yola saptım. Onlar beni ıslıkla çağırdılar, uyardılar. Dostum yanlış yere gidiyorsun diye. İstersen beraber çıkalım dediler. İkimiz dedik galiba, iki tarafta dedi. Ondan sonra beraber çıkmaya başladık. Hava iyice kararmıştı ama İskandinavya'nın hava kararma olayları özellikle yazın çok böyle karanlık değil. Hafif bir aydınlık vardı. Fotoğrafı da atıyorum zaten. Uyuduğum zamanki fotoğrafa bakınca anlayacaksınız. Neyse işte beraber o soğuk havada manzarayı hafif hissederek, görerek, böyle parça parça görerek yolumuzu bulmaya çalıştık. Onlar kayboldu, ben kayboldum derken beraber yolumuzu bulduk. Ondan sonra hava bayağı soğudu bu arada. Aslında bir arada pişman olur gibi oldum. İşte çadırımı alsaydım, diğer gerekli şeyleri alsaydım diye. Gece 2-3 sıralarında geldik biz oraya. Ben hemen uyku tulumumu aldım. İçine girdim. Uyumaya çalıştım. Belirli bölümlerinde titredim de. Bayağı zorlu geçti. Ondan sonra sabah ilk uyananlardan bir tanesi bendim ve o kayanın olduğu yere ilk gidenlerden bir tanesi bendim. Fotoğraf çekildim. Hemen de zaten geri dönüş yoluna koyuldum. Çünkü çok soğuktu. Vücudumun birçok bölgesi soğuktan şişmişti. Videonun devamında nasıl fotoğraf çekildiğimi, işte nasıl zor şartlar altında dönmeye çalıştığımı, çünkü bayağı üşümüştüm, onu göreceksiniz. Dönerken şunu fark ettim, bayağı insan oraya çıkmaya çalışıyor sabah saatlerinde. İyi ki ben oraya gece çıkmışım, çünkü fotoğraf çekilirken çok rahattım, manzaranın tadını çıkartırken çok rahattım. Sadece soğuğa karşı biraz daha önlem almam gerekiyordu. Bakalım Çağdaş ne yapmış? Arkadaşlar, Norveç saatiyle saat 2 gibi Trolltunga noktasına vardım. Biraz uyudum ve şu anda sabahın ilk ışıklarıyla beraber ilk bu noktaya gelen kişilerden bir tanesiyim. Fotoğraf çekilmek için, manzaranın tadını çıkarmak için. Hava bayağı soğuk. O yüzden böyle biraz tuhaf konuşuyorum, tuhaf görünüyorum. Hava yaklaşık 4 derece ve kıyafetlerim yeterince sıkı değil. O yüzden biraz üşüdüm. Hareket etmem lazım. Trolltunga hemen karşıda. Orada fotoğraf çekildim. Çok fazla rüzgar olduğu için ses kaydı yapıyorum. Karşısı da fiyortlar. Şöyle manzaranın daha güzel gözüktüğü yerler de var gibi. Sol tarafta. Şurada kamp yapan birileri var mesela. Çok fena da bir rüzgar var. Zaten havada soğuk. Güneşi beraber doğuruyoruz. Arkadaşlar, burada soğuk iliklerime kadar işlemişti. Rüzgar da vurduğu için gene konuşamadım. Manzaranın güzelliğinden bahsediyorum. Gerçekten güzel bir manzara ama ben ölmüş bitmiştim yani, artık hareket bile edemiyordum. Allah'tan böyle burada dönüş yoluna doğru gitmeye başladım da kendime gelmeye başladım. İnsanlar da sıraya giriyor zaten yavaştan fotoğraf çekilmek için. Biz o işi önceden hallettik. Arkadaşlar, size diğer taraftan da göstereyim. Karşı taraftaydım biraz önce. Şimdi bu taraftayım. Sağ tarafında Trolltunga'nın. Aslında Trolltunga'nın sağındaki solundaki yerler daha da güzel. Manzarası, bulunduğu konum. Ama insanlar orada fotoğraf çekilmeye, oraya gitmeye alıştıkları için herkes orada fotoğraf çekiliyor. Abimiz de tehlikeli bir şey yapıyor yani. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Helal olsun çocuğa. Bu arada tek başına gelmiş anladığım kadarıyla. Fotoğraf makinesini şuraya fixledi. Kendi kendine fotoğrafını çekiyor. Gerçi ben de tek başına geldim sayılır. Benim ortağım maalesef yukarıya çıkmaya cesaret edemedi. Motivasyonu yoktu. Aşağıdaki fiyortların manzarasını daha güzel beklerdim. Şöyle sular biraz çekildiği için bana biraz daha albenisini yitirmiş gözüktü. Arkadaş, nasıl bir Trolltunga'ymış ya. Var ya, insanlar kamp atmış ama donuyorlar. Adam işte çadırından çıktı. Diyor burası çok soğuk dostum diyor. Dedim evet dostum, gerçekten çok soğuk. İşte diyor çok uzak mı diyor. Yok diyorum, ne zaman geldin dedim. Adam dedi ben saat 3'te geldim. Lan dedim ben de 2'de geldim. Niye karşılaşmadık? Bildiğiniz gibi değil ya. Ama böyle bir şey tecrübe etmek benim için güzel oldu. Her ne kadar çok meşakkatli olsa da. Bu arada gece 2'de geldim ama tek başıma gelmem, biraz böyle şüpheli durumda. Her ne kadar dağlara çok çıkan biri olsam da bir Alman çifte denk geldim. Çok sağ olsunlar, muhabbetleri de çok iyiydi. Beraber tın tın çıktık. Onlar kaybolduğu zaman ben yolu gösterdim. Ben kaybolduğum zaman onlar bana yolu gösterdi. Beraber sıkıntısız bir şekilde çıktık. Onlar kendi kamplarını attılar. Ama güneşin doğuşu gerçekten çok güzel buradan ya. Şimdi şuradan tekrar uca gidebilirim. Bu arada şu karşı tarafta gördüğünüz ev herhangi bir sıkıntı olası durumunda sığınabileceğiniz bir yer. Yani buraya bilerek koymuşlar. Dün akşam hatta geçerken Alman çift içine baktığı için de uyuyanlar vardı. Ya burada çalışan görevliler ya da işte bizden önce gelmiş birileri kamp atmak yerine içinde uyudular. Bilginiz dahilinde bulunsun. Ben bir ara dedim acaba bir sıkıntı olur mu? Sıkıntı olursa direkt içine giderim dedim. Ama bir sıkıntı yaşamadım. Karşı tarafta yine böyle küçük bir göl var, görüyorsunuz. Baraj gibi yapmışlar. Suyunu orada bloke etmişler. Neyse biz yavaş yavaş ineceğiz. İndikçe ben size karşılaştığım şeyleri anlatacağım. Arkadaşlar sabahın ilk ışıklarındaki vücut soğukluğumu şu anda attım. Yavaş yavaş kendime geliyorum. Bu çok iyi oldu. Çünkü biraz önce gerçekten hiç iyi hissetmiyordum. Artık bak H harfini bile çıkaramıyorum. O kadar mı yoruldum? Şopar gibi bir şey oldum. Karşı tarafta Trolltunga var. Bak oraya güneş vurmaya başladı. Saat 6-6.30 civarında şu anda. Ve güneş vuruyor. Ama biz yapacağımızı yaptık. Hedefimiz oraya çıkmaktı. İşte yeterince de sıcak olmadığı için zaten. Rüzgar da esiyor. Bir de bakın yani tam karların altında. Boğaz bir noktada. O yüzden bak rüzgar tekrar başladı. Kamerayı almaya başlıyorum ya. Rüzgar tekrar başlıyor. Şöyle gelen arkadaşlar için tekrar göstereyim. Eğer Trolltunga'ya doğru geliyorsanız şu karşı tarafta buradan yürüyeceksiniz. Gece saatlerinde gel edebilirsiniz ama dikkatli olun arkadaşlar. Feneriniz olsun. Sizi sıcak tutacak kıyafetleriniz olsun. Hatta şöyle diyelim. Trolltunga'ya gelirken nelere ihtiyacınız var? 1. Motivasyon. 2. Çadır. 3. Kamp malzemeleri diyelim kısaca. Sizi sıcak tutacak şeyler, kıyafetler. İşte fotoğraf makinenizi alın. Varsa drone'unuzu alın. Güzel fotoğraflar veya videolar çekebilirsiniz. Ben bugün çekemedim çünkü çok rüzgarlıydı. Muhtemelen bir konuda hemfikiriz. Tamam çok güzel ülke. Tamam gezince insan zevk alıyor da. Lan Ağustos ayına girmek üzereyiz. Bu soğuk nedir ya? Bir de bulunduğumuz rakım 1200-1300 yani. Çok yüksek bir yerde değil. Ona rağmen soğuk bir hava var. Şurayı da göstermek istedim size. Biraz önce buraya da çıktım aslında. Şöyle bir tepe. Orada böyle bir kamp alanı gibi bir şey yapmışlar. 1-2-3 tane çadır sayabildim. Ayrıca orada bir gözetleme noktası var. Belki buralarda da konaklıyor olabilirsiniz ama pek sanmıyorum. Belki bu arama kurtarma içindir. Yine gelecek olan arkadaşlar internet üzerinden araştırma yapabilirler. Neyse Trolltunga videosunu burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım size faydalı olabilmiştir. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Videonun altına yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.